Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ men yehdihillâh felâ mudille leh ve men yudlilhu felâ hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh وأن محمدًا عبده ورسوله من لا النبي بعد له ثم الصلاة والسلام على أنبياء أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد محترم أهل إسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ki hem bosun, yaratken Rabbimizge şükranelerimiz bosun. Sizge bizge nasip oluyetken Allah'ımın yana bir cüm'a tanları hayırlik, berekatlik bosun. Sizge bizge Allah'ım vergen, yurtimizge vergen bu tinçligini, hatır cemligini. Asmanda çıkıp turgen, parlap turgen kuyaş. Bu musaffa asmanımız, bu yerimiz, bu kuz. Braderler, dünya bunda emas ku. Dünyada hemme yerlerde bunda halet emas ku. Mu'min Müslümanlık kanı tokulu yaptı ku, göz yaşı tokulu yaptı ku. Ey Allah'ım, oşa mu'minlerge hem Müslümanlarge hem nusret birgin. Oşalarge hem Allah'ım sabır birgin, unge acır birgin. Zalimlerge Allah'ım kifaya koygun. Kaytetten eytemiz, bir berk Allah'ını iznisiz deraktan tokulmasmış. Bitte berk Allah'ını iznisiz deraktan çüşmesmiş. Bir kum dağınaçası berhenden Allah'ın iznisiz koçmasmış. İyye, bitte berk çüşmese, bitte kum koçmese, milyonlagan adamlar derbe derbe kala uğradı mı? Milyonlagan adamlar kan kakşap kala uğradı mı? Yığılap kala uğradı mı? Adamın kanı bekarga tokulup kala uğradı mı? Ondak emez. Mana shu hozirgi Misrni Sinay degan yarim orolida Santa Catherine degan bir qishloq var. Shu Santa Catherine qishlog'idan bir 3 kilometr yuqoriroqqa yursangiz Musa tog'i deydi. O'sha joyda Hazrati Musa alayhi salatu vasallam Alloh bilan roz etishgan joylari bor. Haligi mashhur voqea ham o'sha yerda bo'lgan. Ey Allohim jamolingni ko'rsatgin. Men jamolimni tog'iga ko'rsatarman ey Musa. Agar tog' chidasa sen ko'rursan. Shunda Alloh taboraka va taolo jamolini tog'ga tajalli qilganida tog' erib ketgan. Ani xotinlarga surmalar oladi-ku, surma o'sha tog'dan olinar ekan, odamning ko'ziga shifo ekan o'sha kul. O'sha yerdagi holatdan eshiting. Hazrati Musa alayhi salatu vasallam rozlarini birida shundoq dedilar. Allah bilen gepleşetkenlerini biri de şundak dediler. Ey Rabbim, dünyada mahlukatlarını, mevcudatlarını, haşaratlarını, nebatatlarını yaratkensen, bularının ortasında adalet kılaman deysen, onu kanaka kılasan. Men işanaman adaletinge, onu korsatkin, kalbim tolsun dediler. Hazreti Musa aytibdilar ki, Allah'ım sana adalet kılışınge men işanaman. Lekin onu qanaqa qilasan? Onu formulasi qanaqa? Qanaqa ko'rinishda qilasan onu? Shuni menga ko'rsatgin, meni qalbim to'lsin. Allohdan farmon yetdi. Ey Musa dedi. O'sha qishloq Santa Catherine, o quduq hozir ham turibdi. Santa Catherine'da o'sha qishloqda bir quduq bor, quduqni oldiga borib tursang, ey Musa, meni adolatimni ko'rasan. O'sha adolatim butun dünyada kıyametgacha keladigan ümmetlerge şunu adaletim misali oladı, ibret oladı. Hop dediler Hazreti Musa haliga aytilgan quduqni oldiga borib uzoqdan turib quduqni kuzatib turdilar. Tursalar quduqqa bir jangari keldi. Kamon taqingan, qilich taqingan, ot mingan suvori haliga quduqni oldida tushdi.
Hamyonini quduqning oldiga qo'ydi. Quduqdan suv ichdi. Chanqog'i qongandan keyin otiga o'tirdi, hamyonni unutdi, ketib qoldi. Hamyon qop ketdi quduqning oldida. Esdan chiqib qoldi jangarini. Orqasidan bir 10 yashar, 11 yashar qo'ychuvon bola keldi. Cho'pon bolakay. Qo'ylarni haydab keldi. Quduqdan suv ichdi, o'zi suv ichdi, qo'ylarni ichirdi, sug'ardi. Qarasa hamyon turibdi. Hamyonni qo'yniga urdi u bola. Ketdi keyin qo'yni haydab. Orqasidan bir qariya keldi. Bechora qariya ko'zi ojiz qariya edi. Soch-soqollari o'sgan bir devona sifat bir qariya ko'zi ojiz bir amallab paypaslanib zo'rg'a haligi quduqni topib haligi suvni ichib tursa jangari orqasiga qaytib keldi. Otaxon dedi, "Shetda men hamyonimni qoldirib ketibman. Esimdan chiqib qopti, ko'rmadingizmi?" "O bolam, men o'zi ko'rman, ko'zim ko'r. Ko'rmadim, hamyonni ko'rmadim." "Yes, sizdan boshqa odam ko'rmayapman bu yerda. Hamyonimni bersangiz bering, yomasam kallangizni olaman," dedi. "Voy bolam, menda hamyoning yo'q seni. Men o'zi zo'rg'a yurgan odamman." Deyishiga qaramasdan haligi jangari qilichini yalang'ochlab qariyani boshini olib tashladi. Otdan tushib qariyani paypaslab ko'rsa, hamyon yo'q, "Hayotdan bekor o'ldirdim buni," dedi-yu yana otiga o'tirib ketib qoldi. Hazreti Musa Alloh taboraka va taologa nido qilyaptilar, "Ey Allohim, qanaqa adolat bu? Birovni haqini birov olib ketyapti-yu, boshqa bir begunoh o'lyapti. Qanaqa adolat bu?" Alloh taboraka va taolodan vahiy keldi, "Ey Musa," dedi. "Ey Musa, buni ko'rgin adolatimni va odamlarga shu adolatimni yetkazgin. Hamyonni unutgan jangari hamyonni olib ketgan bolakayni bir paytda otasini rosa mardikor qilib ishlatib pulini bermasdan haydagan edi. U otasini haqqini olib ketdi bolakay. Hamyonim yo'q menda deyishga qaramasdan o'ldirilgan sen ko'rayotgan begunoh qariya bir paytda jangarini otasini o'ldirgan edi, qasos olinmagan edi. Bu otasini qasosini oldi," dedi. Birodarlar, dunyoda hamma narsa muvozanatda turadi. O'ylamang, millionlagan mu'min musulmon qirilib ketyapti, yig'layapti, shunda hech narsa javobsiz qolmaydi. Xudo tabarak va taolo hamma narsani adolatini olib kelib qo'yadi. Ungacha mu'min musulmon shoshmasin, to'polang qilmasin. Alloh taboraka va taologa hamd aytsin, istig'for aytsin. Mu'minlarni, musulmonlarni duo qilsin. "Ey Allohim, bizni vatanni, bizni yurtimizni, mu'minlarni, musulmonlarni yurtini tinchligini, xotirjamligini, barchamizni sihatligimiz, salomatliklarimizni, mana bundoq ne'matlaringni Allohim barchamizga ziyoda etgin. O'sha mu'min musulmonlarga ham nusrat bergin. Soniyan Hazrat Payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud salovat va salomlarimiz bo'lsin." Muhtaram azizlar, bugun dinimizda yo'ldan foydalanish haqqi va odoblari haqida nihoyatda bir go'zal mavzu berilgan. Inshaalloh mana shu mavzuni sizga yetkazgan bo'lamiz. Muhtaram azizlar, hadislar nihoyatda ko'p, odoblar nihoyatda ko'p. Lekin bugungi bo'ladigan masala, bugungi aytiladigan odob, bugungi keltirilgan hadis mu'minning hayotidagi eng muhim hadislardan biri bo'lmog'i lozimdir, valobitdir. Boshqacha yo'limiz yo'q, birodarlar. Hozir eshitasiz gap nima haqida ketishini. Bismillahir Rohmanir Rohim. Muhtaram jamoat, ma'lumki, dinimizda hayotning turli jabhalariga tegishli hukmlarni batafsil bayon etilgan dinimizda. Bunaqa dinning o'zi yo'q. Islom dinidagi dinning o'zi mavjud emas, yo'q, unaqa din yo'q.
Bir payta o'sha mulhidlar aytgan ekan, ateistlar aytgan ekan. Buni Muhammad aleyhisselam o'z qo'llar bilan yozib olganlar Qur'onni, Alloh tabaraka va taolo buni oyatida aytgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Oyatni ma'nosini aytamiz. Ey insonlar, biz bandamizga nozil etgan Qur'onga sizning shubhangiz bo'lsa, shu Qur'onga o'xshagan bir oyatni keltiringchi. Bir surani keltiringchi. Bir oyatni keltiringchi. Dunyodagi bor yaqinlaringizni chaqiring. Dunyodagi bor guvohlaringizni chaqiring. Odamlaringizni to'plang. Bitta sura keltiringchi. 1.5 million bo'ldi buni aytilganiga. Har birta odam bunga javob berilgan emas. 1.5 million bo'ldi bu chaqiriqqa. Qani bitta sura keltiring, bitta oyat yozing. Bunaqa dinni o'zi mavjud emas. Islom dinidagi din, birodarlar, eng katta haqiqat, eng zo'r ish siz u bizni musulmon bo'lib tug'ilganimiz, musulmon bo'lib yashayotganimiz. Shu jumladan ma'lumki, dinimizda hayotning turli jabhalariga tegishli hukmlarni batafsil bayon etilgan. Shu jumladan yo'ldan foydalanish haqlarga ham shariatimizda alohida e'tibor qaratilgan. Qarang, hamma narsaning odobi bor. Tahoratda odobi bor, namozda odobi bor. Shuni qatorida yo'lning ham odobi bor. Har birimiz deyarli har kuni ko'chaga chiqamiz. Usiz iloji yo'q, hamma ko'chaga chiqadi. Gohida ko'chada dam olib suhbatlashib tursak, gohida yo'lovchi, ba'zan haydovchi, ba'zan xizmat ko'rsatuvchi bo'lamiz. Hamma ishini qilib yuradi endi ko'cha-ko'yda rizqini axtarib qidirib yuradi. Dinimiz ko'rsatmalarda bu holatlarni har biri uchun ko'rsatmalar bo'lib, ularni o'rganib amal qilish jamiyatimizda chiroyli xulqlar va o'zaro munosabatlarni tarqalishiga sabab bo'ladi. Birodarlar, shu jamiyatda yashar ekanmiz, muayyan tartibga, muayyan qoidaga amal qilishga majburmiz. Boshqa iloji yo'q. Biz g'orda yashamayapmiz, biz cho'lda yashamayapmiz. Biz insonlarni o'rtasida jamiyatda yashayapmiz. Muayyan qoidalarga, muayyan odoblarga amal qilishdan boshqa yo'limiz yo'q. Dinimiz ko'rsatmalarda bu holatlarning har biri uchun ko'rsatmalar bo'lib, ularni o'rganib amal qilish jamiyatimizda chiroyli xulqlar va o'zaro muhabbat tarqalishiga sabab bo'ladi. O'rtamizda muhabbatni, hurmatni saqlanib qolishiga mana shu qonunlarga, mana shu odoblarga amal qilishimiz sabab bo'ladi. Bu mavzuda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Hadisni matnini o'qiyman. Keyingi matnlarni o'zbekcha tarjimasini o'qib boraman. Hozir faqat matnni birgina shu joyda hadisni matnini o'zini o'qiymiz. Iyyakum wal julus bit turuqati. Qalu ya Rasululloh, ma lana buddan min majalisina natahaddathu biha. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فعتوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله وما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد المسلم مسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Ya'ni ko'chalarda o'tirishdan saqlaninglar ey odamlar dedilar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ey mu'minlar, ko'chalarda o'tirishdan saqlaninglar deb qoldilar. Odamlardan savol tug'ildi. Ey Allohning rasuli, ko'chada gaplashib turishga majbur bo'lib qolamizda. Ey Allohning rasuli, ko'cha bilan ko'g'anmi ishimiz? Qana qilib ko'chadan chiqishdan saqlanamiz. Namoz o'qiyman desak ko'chaga chiqsak, oshga boraman desak ko'chaga chiqsak,
işke baraman desek, köçege çıksak. Birov bilen uçraşaman desek, köçege çıksak. Köçege çıkmaslikini ilacı yok ya Resulallah. Doğru soru. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Köçede oturuş zarur bulup kalsa, eğer şunga doğru kep kalsa, köçede turuşge, oturuşge zarur bulup kalsa, yolunu hakkını verip oturinler, yolunu hakkını verip turinler. Ular, ey Allah'ın Resulü yolunu hakkını mıydı? Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem közünü tiyiş dediler. Şimdi köçede turuşge doğru kep kalsa, köçede gepleşge doğru kep kalsa, köçede işbilişge doğru kep kalsa, yolunu hakkını veriler, köçene hakkını ver. Ya Allah'ın Resulü köçene hakkını mıydı? Birincisini senediler. Közünü yumuş dediler, namahremden dediler. Türme köçede, onu bunu hatını gekari etken bu sen, onu bunu kızı gekari etken bu sen. O avtobüsden düşkeni de kuzatıp koyu yaptı bir onu hatınını nigahı bilen iflas. Aziyet berişten tiyiliş. Köçede turuşun hakkı biz turganda, biz oturganda birovni yo'lini to'sib turmaylik. Birovni yo'ldan ushlab turmaylik. Hozir sharhini aytadi. Uchinchisi salomlarga olib turishlik, salomlarga alik olib turish. To'rtinchisi yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish dedilar. Ana endi sharhini eshitamiz. Mana shu va boshqa manbalarga asoslanib ulamolarimiz yo'lni haqqini 10 ta deganlar. Mana shu hadis va shu hadisga o'xshashlardan asoslanib 10 ta yo'lni haqqi bor deganlar. Birinchisi aziyatdan tiyilish, odamlarga aziyat bermaslik. Yo'lda va boshqa joylarda o'zgalarga aziyat berishdan tiyilish dinimizning qat'iy tadbiridir. Ko'chada aziyatdan tiyilish deganda piyoda va ulovda yo'ldan o'tuvchilarga xalaqit qiladigan holatlarda turish, o'zgalarning eshigi yonida turib olish, odamlarga jismoniy va ma'naviy azor berish tushuniladi. Odamlarga tili bilan aziyat bermasin. Jumladan qo'pol so'zlash, odamlarni ortidan yo yuziga ayblash, masxara qilish, haqorat qilishdan tiyilsin. Odamlarga azor berishning yomonligi haqida oyati karimada shunaqa degan oyatning ma'nosi. Mo'min va mu'minlarga qilmagan gunohlari bilan azor beradigan kimsalar bo'xton va aniq gunohni o'zlariga olgan bo'lurlar. Mo'minlarga, mu'minotlarga qilmagan ishlari uchun günahları için aziyet verdikler, ülken günahını boyunlarına alıptı. Senge ne yamallık kıldı bu? Onga azar ver yapsan. Senge ne yamallık kıldı, onga azar ver yapsan. Köçede turuvchilar, adamlarga azar verip turuvchilar, aziyet yetkazuvchilar hakkında gap ketyapti. Odam uç narsadan aciz bo'lsa, uç narsani lozim tutsin. Birinchisi, yaxshilik qila olmasa, yomonlik qilmasin. Ikkinchisi, foyda bera olmasa, zarar yetkazmasin. Uchinchisi, roza tuta olmasa, odamlarning go'shtini yemasin, g'ibat etmasin. Odamlarga foydang yetmayaptimi, zararingni yetkizma. Ya o kişim, o qolganlarni gunohkor deb bilyapti u. Ha, domla bizga salom bermay o'tib ketyapsiz deydi. Ko'chada o'tiribdi bekorchi. Unga qarab, bunga qarab Hazrati Umar odil radhiyallohu anhu ko'chadan o'tib ketyatsalar birov haligi xurmoqlarning tagini choparmish, haligini sug'ararmish. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakot. Haligi eshitganlar ham
Ve aleyküm esselam ya emirel mu'minin. Hazreti Ömer salam vererek eller. Hani köçede mihnet kıptırken ki. Onisi atını kaşlaptırken, atını bir nersa kıptırken, ikincisi ona kıptırken, birincisi hemmesine salam verip oturarak eller. Lekin köçede oturgenlerge salam vermesek eller. Sual tuğuldu. Ya emirel mu'minin, anı atını kaşlagenge hem salam verdiniz. Bu daraxtini suğar yetkendinge hem salam verdiniz. Lekin anette cim oturgen kariyege salam vermediniz. Emirel mu'minin cevap vergene keller şu mezmunlu. Atını kaşlayetken mu'min atını kaşlayetken idi. Canavarga fayda yetkaziyetken idi. O faydalik adam mu'min unga salam verdim. Derahtını suğar yetken mu'min Allah'ın tebarekü ve ta'lanın yolu da derah ekti şunu kokartır yaptı. O savab işini kıl yaptı, önge salam verdim. Lekin anette köçede oturvagan kariye hammanın nigahı bilen kuzatı oturuptu. Ondan yaman adam yok deyip cevap bergene geldi. Takvadar bu sen birader, takvadar bu sen. İki ağız gepeğini köçede gepleşme, üge kırıp gepleş. Kır ofisinde var, uşette gepleş. Köçede durma. Bırak geledi, kirinçsiz yüge kirmeydi. Hiç olmasa maşinayla oturup gepleş. Bugünkü günde haydaçı sıfatı da birbirine yol vermezlik. Geplerine kadar. Özgelerinin yolunu tosup koyuş. Tez tez uçurup duradı. Aynısı ayrım yaşlar toy mağrakelerde ya ki mescitte birbirine kolu koksuda iltifat korsatıp durgan kişiler meşine mingenden kegin bütünleri başka adamlarla ilan kalışar. Şette yazıp düşünün, şunu oku yapman, yazgenini oku yapman. Mescitte işte Müslüman bop duradı, mescitte çıksa bu oldu. Bir nersa bu oladı o. Aslida musulmon kishi hamma joyda chiroyli xulqlik bo'lish kerak. Inson ulovda yurganida o'zi va o'zgalarni xatarga qo'ymasligi, piyodalar, yo'lovchilar va boshqa haydovchilar hayotiga xavf solmasligi kerak. Buning uchun esa yo'l harakati ishtirokchilarining barchasi yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qilishlari lozim bo'ladi. Mashina haydab ketyapmizmi? Yo'l harakatini qoidalarga amal qilish hammaga lozim bo'ladi. Qoidani buzish, boshqa bir yo'l harakati ishtirokchisi haqqini poymol qilish va unga zulm qilish hisoblanadi. Qoidani buzish, boshqa bir ishtirokchini haqqiga xiyonat qilish bilan zulm hisoblanadi u. Zira İslam'ın asasi kaidelerden biri hesaplengen hadisi şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundak deydiler. Zarar koruş hem zarar veriş hem yok deydiler. İslam'da zarar koruş yok, zarar korsatış yok. Uşbu şer'i kaidege kore haydavçı özgelerini canı, malıge yetkezgen zararı üçün cevapkar boladı. Fakat haydavçıge bağlı bulmagen onun aybi ve halatlar bundan müstesna hesaplanadı. Dinimiz deyem haydovchining üstüge bo'ladi hammasi. Çünkü cemiyette qoida şu. Hammamız rioya qilishga majburmiz. Aziyatning yana bir turi ko'chada baqir chaqir qilish, so'kinish, tuhmat qilish kabilardir. Birodarlar, o'sha 80-yillarda, 85-yillarda mana otaxonlar o'tirishdi. Bular yaxshi bilishadi. Juda odamlar jiddiy bo'lgan, juda ham jiddiy bo'lgan. Birov-birovga kulib qaramas edi. Endi hozir bir-birovga kulib qarashni Hollywood tabassumi deb atalyapti. Gollywood tabassumimish, ishayishni. Birodarlar, ishayish odobsizlik hisoblanadi.
Mümin adam, Müslüman adam ciddi turadı ama tebessüm etedi. Tebessüm degeni çırayını açış degeni. İrşeşke kirmeydi o. Köçede vahaha vahaha küledi. Ya tövbe. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanlarda şuna kişiler buluşarken. Bazıları avazını çıkarıp külüp kalsa Hazreti Peygamberimiz. Kıyamette sual cevap oldu mu? Yok ya Resulallah bugün yok. Sırattan ottiler mi? Yok otmadık ya Resulallah. Ondan ne kadar kül yapsınlar degen eken. Müminler, Müslümanlar ne kadar bakır çakırı kılık külemiz köçede. Bular bo'lmasga, bular bo'lmasga signal chalish. Signal chalish ham o'ta odobsizlik hisoblanadi. Musiqani baland qo'yish. Umuman odamni tashrifi, odam bir joyga kelishi, uni odobi, kelib chiqishi, uni dinini ifoda etadi. Masalan, bir sallalik, bir chakmonlik, bir nuroniy yuzlik, soqollik odamlar kep qasalar, ah ulamo bo'lsalar kerak bu zot. Bir ulug' odam, bir Allohni bir do'sti bo'lsalar kerak bu zot deb ichimizda o'zimizda tasavvur qilganimiz kabi ko'chaga chiqqan odam o'zini kim ekanligini, qaysi din vakili ekanligini, qaysi joydan kelib chiqqanligini ifodalab turadi. Endi shunaqa baland qo'yibdi musiqani, svetoportda turibmiz. Koşki şunu düşünse eken. Ey balam cinni sanga olup kalasan buna kabalan eşsen hemen arsana. Yani o ozi eşitme yaptı biz giyem eşitimiz gereken. Hem eşit gereken o tingle etken musikana. Örneğin kendi etip ayaylık. Al urfu ken nasi. Adamlarının urfu hujjat bo'la oladi. Masalan, mana unaqa ichimlik suvini ko'rsatib, respublikani xohlagan joyiga borib, mana shu nima desangiz, ichimlik suvi toza suv, gazli suv, gazsiz suv. Shuni ichiladi odamlarni cham, ha, tushunarli. Demak, mana shu narsada suvni turishi urf ekan. Birodarlar, mu'min musulmon o'zini urfini qiladi, o'zini odatini qiladi. Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavmge teşbih etse oşa kavmdandır. Ya Müslümançılık yine kıyıl. Müslümançı eşit, Müslümançı ait, Müslümançı tingle, Müslümançı yur. Toyga varsayız, toyga varsayız. Mu'minni toyu, Müslümanlı toyu. Otobüden kogan karnay sünneyi ne çeli yaptı? Dolya varaskayanı çeledi. Sünneyde. Nega ota buvani navosi qurib ketdimi? O'zimizni musiqalar qurib ketdimi? Or qilish kerak. Boshqa san'atlarni eshitishdan or qilish kerak. Musulmonning o'zini san'ati bor, o'zini yo'li bor. Mana endi ko'chada har xil rok, pop, jazz shunga o'xshagan narsalarni baland qo'yib yuribdi bolalar endi mana. Aslida musulmon kishi hamma joyda chiroyli xulqlik bo'lish kerak. Aziyatning yana bir turi ko'chada baqir chaqir qilish, so'kinish, tuhmat qilish kabilardir. Bo'lar bo'lmasga signal chalish, musiqani baland qo'yish, transport vositasini qaltis haydash ham o'zgalarga azor berish sanaladi. Mana shu baland qo'yish, tez yurish hazillashyapti bir-birini ustiga bosib mashinani vaq qilib qiyqiy to'xtatib. Hop to'xtamay qolsa-chi mashina? O'ylayaptiki, tormozni boshlasam mana shu narsa esizda tursin. Tormozni bossam to'xtaydi mashina deb o'ylayapti. Birodarlar, mu'min musulmon bu voqiyani mashinaga o'tirganida aytadi. Aytadiki, a'udhu billahi. Subhanallazi sahhara lana hada. Allohga hamd bo'lsin.
bizge bunu boyun sundurup bergen. Etibar bering. Allah'a hamd bolsun. Bunu bizge boyun sundurup bergen. Uyda iner sana Allah tebarek ve ta'ala boyun sundurup bergeni üçün bastak yürü yaptı, bastak tokta yaptı. O bastak yürmeyi kalışıya mümkün, bastak toktamayam kalışı mümkün. Bassan yürmesliği yem mümkün, bassan toktamasliği yem mümkün. Şunun için maşine bilen hazırlaşma. Ne işte halet bugün ona hazırlaşma. Keçki payetlerde başka haydovchilarning ko'zini qamashtiradigan taqiqlangan yoritgichlarni yoqib yurish ham aziyat berishning ko'rinishlaridan biridir. Chet ellarda yosh bolakaylarni nazoratdan chiqarish natijasida haligi uzoqqa tushadigan lazer yorug'ligi bilan samolyotda ketayotgan samolyotda qo'nayotgan aeroport atrofidagi bolakaylar haligi samolyotni nishonga olishdi lazer yorug'ligi bilan. Sal qopda 200-300 odamni hali samolyotda hali bir korxonaga uchrashi. Samolyot haydovchisiga tushirayotganimiz bolalar. Otasidan o'rganganda otasi birovni yuziga tushiradi. Dadasidan o'rgangan, "Voy birodarlar, birovni yuziga chiroq tushirish yo'q, mumkin emas. Odamni ko'ziga, yuziga bir narsalarni ta'sir qilish mumkin emas. U ham aziyatga kiradi." Kechki payt va boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtiradigan taqinlangan yoritgichlarni yoqib yurish ham aziyat berishining ko'rinishlaridan biridir. Bu hatta harakatlar ham musulmon kishiga noloyiq sanaladi. Bu ishga kibr aralassa gunoh yanada katta bo'ladi. Kibr degani boshqani mensimaslik degani. Bugungi kunda eng achinarli holatlardan biri har kuni yo'l transport hodisalarida bir qancha vatandoshlarimizning jarohat olishlari, hatto vafot etishlaridir. Necha marta janaza keladi shetda. Avariya holatida olamdan o'tgan odamlarning janozasi. Mana statistikani eshiting. Yurtimizda 2023 yilning yanvar-oktyabr oylari davomida 1415 nafar fuqaro yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. 2023 yilning yanvar-oktyabr oylari davomida 1415 nafar fuqaro yo'l transport hodisasi oqibatida vafot etdi. 1415 ta fuqaro olamdan o'tibdi. Tasavvur qiling, 1415 ta fuqaro bilan qancha odam bog'liq? Bu 1415 ta fuqaroni otasi, onasi bormidi? 1. Aka-ukasi bormidi? Opa-singlisi bormidi? 2. Uchinchisi amma xolasi, tog'a amakisi bormidi? Qo'ni-qo'shnisi, qudasi, andasi bormidi? Bir 15 ming odam zarar ko'rdi deyavering bemalol. Ushbu davrda 5772 ta yo'l transport hodisasi sodir etilib, ularda 5448 nafar fuqaro jarohatlangan. 5772 ta avariya bo'pti. 5448 ta odam jarohat oldi. Jarohat bu odam o'ziga kelmaydi. U odam temir emas u odam, birodarlar. Odam ulamo aytadiki, odamni jismi degan, Allohni imorati degan, uni buzganga Allohni la'nati bo'lsin degan. Alloh taboraka va taolo agar yaratmasa bunaq qilib, bandasini qo'lidan kelmaydi. Unga tegma, birodar, unga jarohat yetkazma. Bir ming 415 nafar fuqaro halok bo'lgan 2023 yil boshida 10 oy ichida yo'l transport hodisalarining soni o'tgan yilga nisbatan 2.5% ga oshgan.
oldingi yilga nisbatan 2.5%ga nisbatan ko'tarilibdi harakat. Shunaqa transport vositalari bilan to'qnashuvlar. Demak, birinchisi ko'chada turganda aziyat bermaslik bo'lsa, ikkinchi ko'chani haqqi ko'zni tiyish. Ko'chada turgan kishining yonidan albatta odamlar o'tib qaytadi. Shunda o'tganlarga tikilib qarash, ayniqsa nomahramlarga shahvat nazari bilan qarashdan saqlanish kerak. Chunki bu ish ham azorga ham gunohdir. Nogahon ko'zi tushsa, nazarini boshqa tomonga bursin. Bu mavzuda Alloh tabaraka va taolo oyatida aytgan. Agar mabodo ko'zimiz tushib qolsa, ko'zimizni olib qochishimiz vojib bo'ladi. Oyatida aytadi, oyat mazmuni. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollardan quyi tutsinlar va avratlarini zinodan saqlasinlar. Ey Allohning rasuli, odamlarga ayting, ko'zlarini bursinlar ayollardan, nomahram ayollardan bursinlar, zinodan saqlasinlar. Vojib bo'ladi ko'zimizni olib qochish. Qaltis gaplar yuradi. Qaltis gap degani bir qaraganingda uzoq qarab tursang bo'laveradi deb shunaqa gaplarni gapiryapti. Birodarlar, Alloh taboraka va taolo nigohingizni olib qochgin deyapti. Qaramagin, yuzinglarni buringlar nomahramdan deyapti. Bu odam qarasa bo'laveradi deyapti. To'rt mazhabda dindan chiqib qoladi bu gapni gapirgan odam. Mumkin emas uni qilish. Mana shu ular uchun eng toza yo'ldir. Albatta Alloh taboraka va taolo ular qilayotgan sir sinoatlardan xabardordirlar. Ey inson, birovni ayoliga, birovni o'g'liga, birovni qiziga, birovni xotiniga nimaga qarayotganingni Alloh bilguvchidir. U sirlardan Alloh boxabardir. Mu'minalarga ham ayting, ey Rasululloh, ko'zlarini nomahram erkaklardan quyi tutsinlar. Ana mu'mina ayollarga ham farmon bo'lgan ekan. Birovni eridan quyi tutsinlar. Va avratlarini zinodan saqlasinlar. Mashhur tabi'i tobi'in Zohid Zot Sufyon ibn Sufyon as-Suvri hayit kuni yo'lga chiqib, bugun birinchi qiladigan ishimiz ko'zni tiyishdir der edilar. Hayit namozini o'qib chiqqandan keyin hamma Sufyon as-Suvri, Sufyon as-Suvri degani Imom Azam rahmatullohi alayhi bilan zamondosh bo'lganlar. Ulug' mujtahid bu odam. Faqat mazhablari baxtga qarshi tarqalmay qolgan. Sufyon as-Suvri shu odam aytar ekanlar, hayit namozdan qaytsalar, endi birinchi qiladigan ishimiz nomahramdan ko'zimizni yumish, tiyish der ekanlar. Ko'chaga chiqib o'tirib olyapti hayitdan keyin. Otasini onasini o'lib ketganga ancha bo'lgan. Bu qizlar, bolakaylar ana kelin ko'rishga chiqyapti, uyga kirib o'tir, uyga kirib. Birovni qiziga, birovni bolasiga qarab o'tirma. Uchinchi ko'chada turishning haqqi salomga alik olish. Ko'chada turish zarurat bo'lib tursa, o'tgan qaytganlarga salom bersin. Salom berganlarga alik olsin. Bu ham ko'chaning haqqidir. Birodarlar, bizni odam deb bizni hurmatlab uzoqdan kelib salom beradi. Assalomu alaykum qoraka, assalomu alaykum hoji buva. Shunga javob qaytarishga majbur ekanmiz. Yo'masam ko'chada turmaylik ekan. It salom berdimi, eshak salom berdimi demayapti. Voy, bizni odam deb salom beryapti uni ustiga, uni o'rniga. Va alaykum assalom. Ha barakalla devormaylikmi? Salom bergan bolakay bir xursand bo'lib qolmasinmi? Birodarlar, shundoq qilib ko'chada turishni faqatgina uchtagina haqqi haqida gaplashdik. Inshaalloh bu mavzuga yana qaytajakmiz.
Kul ibn Adam hatta ve hayrul hattayin ettevvabun. Adam balasını hemmesi günahkardır. Lekin şu günahkarlarının içindeki en yakşileri, günahlarını englegelleri, çüngelleri, tevbe kılgelleri. Tevbe kıldık Allah'ım, çündük Allah'ım. Koçada türüp bravge eziyet verişten esegin Allah'ım. Koçaga çıkıp yüz zinası, koz zinası kılıçtan Allah'ım. Berçemizi esregin. Koçada geç kemiz mi, üyge kiremiz mi, mescitte bulamız mı, çayhanede yüremiz mi? Hatta yürüyüşümüzden kat'i nezer Müslümançilikini, mu'minçilikini berçemizge nasip etkin. Günahlarımızı keçirgin, hidayetine başlagin. İnşallah bu mevzuga yine kayıtacakmız inşallah. İhsan kılıyetkeninizni, yardım beriyetkenlerinizni, Allah'ını beytige mi, mu'minlerge mi, cemiyetge mi kılıyetkenlerinizi biz bilmesligimiz mümkün, lekin Allah bilir. Nime maksatta kılıyetkenlerinizi bizge namalım buluşu mümkün, lekin Allah'a malum. Braderler kola olursa onun ecrini, onun mükafatını bizemez Allah'ın bilir. Kançadan kança adamlar iltimas kigen, müşkülüm ansan bulsun, karzımge necat versin, ferzendimge Allah şifa versin deyip, braderler, bir kollarımızı kütarıp dualarga açaydık, amin. Allah'ım müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge deva vergin, rençlerimizge şifa vergin. Hususen uzak yurtlarga ameliyat operasiya kılmak için ketken, mana Hindistan'dan ketken bir opamızga, kennayımızga, yana bir balakayımızga Allah'ım şifayı kamil vergin. Bu beniselerde, şifahanelerde, reanimasyede yatken gödeylerge Allah'ım şifayı kamil vergin. Bir anahalını tabları yokken ağrakeller o kişiyem şifayı kamil vergin. Künü keçe bir yakınımızın, bizim karındaşımızın perzentleri 47 yaşar oğulları alemden ötüp koyan Allah'ım atanelerge sabır vergin. Mana o perzentleri ötken braderlerimizge yem Allah'ım uzun sabır vergin. Sabırlarga acır vergin. Allah'ım seni yolunda hizmet kılıyetken aka ukelerimizni, apa singillerimizni hasreten Allah'ım beytinge maddi manevi hisse koşuyetken akelerimizni oşette hizmet kıptırgen kuruçilerimiz, krençilerimiz, betonçilerimiz, bu payvançilerimiz, oşbezlerimiz, oşette hizmet kılıyetken aka ukelerimiz, apa singiller Allah'ını beytige hizmet kılıyetken, yetim yesir bey ve beyçarelerge hizmet kılıyetken, Allah'ım müşküllerimizi asan etkin, hacatlarımızı reva etkin, dertlerimizge deva vergin, rençlerimizge şifa vergin, karzlarımızge necat vergin, perzent talebide türgellerge Allah'ım salih salihe perzentlerini vergin. Üylenmezden, üzetilmezden türgen oğullarımız, kızlarımızın bektini açgın. Allah'ım vatanımızdaki tinçlikini, hatırcemlikini berdavam etkin. Ana o çet ildeki mu'minlerge, Müslümanlarga Allah'ım uzun nusret vergin, uzun sabır vergin. Allah'ım bizge dünyanı yakşiliklerini vergin. Ahiretini yakşiliklerini vergin. Kıyametinin azabıdan sahnegin. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد بفضلك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين